Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kündelikteki haberlerine huzurla sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi bilan ko'rishdi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligiga vakolatan Sharq Turkiston Ma'rifa Hamkorlik Jamiyati, Sharq Turkiston Ulamolar Birligi, Sharq Turkiston Inson Haqlari Kuzatish Jamiyati, Sutuq Bug'roxon Ilm va Madaniyat Vaqfi vakillarini tashkil topgan bir hay'at 8 yanvar İstanbul'da Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Mustafa Shantop efendi bilan uchrashib Muhacirətki Uyğurlar növətdə duç kilovatqan məsələlər haqqıda söhbət ötküzdü. Uçuruşuş Osmanlı dövlətinin bulubmu Sultan II. Abdülhamid xanının dəvrədə Osmanlı dövlətinin ən muhim sarayı bolğan İstanbuldaki Yultuz sarayıda ötküzüldü. Söhbət cəriyanda Türkiyə-Xitay arısıdaki cinayetçilerini qaytırış kilişim namısının imzalanışı haqqıdaki xəbərlər Türkiyədə və dünyanın hər qaysı cəylərdə yaşayavatqan Şarqı Türkistanlıqlar arısıda qatdıq əndişi payda qılğanlıqı. Bu kelişimnamenin meyli siyasi noktadan bolsun, meyli ruhi cihetten bolsun, Şarkı Türkistan halkıya iğir ziyan elip kildiğallıqı, hem de Şarkı Türkistan davasının acizleşişiğe sebep bulduğallıqı eskertilip, Mustafa Shantop Efendi'nin mezkur kelişimnamenin parlament tarafından ret kılınışı, avazgı koyulmasılıkı ya ki tohtup koyulışı ciddi talep kılındı. Söhbet jarayanında yana Türkiye'de yaşayotgan Şarkı Türkistanlıklarını hatırcam kılış, ular üstüdeki ruhi, ictimai ve iqtisadi besimlerini azaytış, öz ara işinç ve bihatirlik tuyğusunu aşırış üçün Türkiye'de yaşayotgan barlıq Şarkı Türkistanlıklarına şartsız istisnai nüfus berilişi talep kılındı. Söhbet jarayanında yana Mustafa Shantop Efendi'ye Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali Şarkı Türkistan halkı uçurayotgan katliam hakkında malumat berildi. Hem de Şarkı Türkistan İnsan Hakları'nı Kültüş Cemiyeti tarafından tayyarlanan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Depsendikçilik Dokulatı sunuldu. Şunun bilen birge Türkiye Cumhuriyeti nüfusluğu iyi turukluk, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları yetivatkallarından kutkuzulup, Türkiye'ye elip gelinişi talep kılındı. Şundakla Tayland, Hindonezya ve başka devletlerde tutup duruluvatkan Şarkı Türkistanlıklarının amanlıkı bolgan endişiler oturgu koyulup, onlarını kutkuzuş üçün ciddi hareket kılınışı gerektiği talep kılındı. Mustafa Shantop Efendi hay'atning talablarini anglagandekin Türkiye'nin Şarkı Türkistan meselesindeki pozisyesini algan kademlerini ve siyasetini tüşendiriş bilen birge kelişim naminin ret kılınışı, şartsız nüfus berilişi ve xatardaki Şarkı Türkistanlıklarının kutuldurilişi hakkıdaki talablarga ijobiy cevap verdi. Bu qitimliq uchrashuv Xalqaro Şarkı Türkistan Tashkilotlar Birligi Türkiye-Xitay arasidagi kelişim naminin ret kılınışı üçün kılgan hareketlerinin bir kısmı bulup, Aldığımızdaki günlerde yine Türkiye'nin birkaçı organları bilen körüşüdüğallıkı ve yenilikler hakkında ayrı malumat berildiğallıkı bildirildi. Avrupa devletleri Xitay'a karşı herbi küç uğrullaştırışını planladı. Amerika Avazı'nın 8. yanvardaki haberde bildirilmişçe, Avrupa devletleri Xitay'a takabül duruş için Hindi-Tiniç Okyan'a herbi küç uğrullaştırışını planlayan. Xabarda qeyd qilinishicha, Angliya, Germaniya va Yevropadagi boshqa davlatlar kunsiri kuchayotgan Xitoy tahdidiga taqobil turish uchun orqa-orqadan Hindi-Tinch okean tavalligiga dengiz armiyasi o'rinlashtirishni planlagan. Mutaxassislarning oshkorlashicha, bu harakat Amerika, Yaponiya bilan bo'lgan ittifoqdoshlik munosabatini kuchaytirib, mudofaa hamkorligini cho'nqurlashtirdi ekan. Germaniya davlat mudofaa ministri Karin Borg Germaniyaning 2021 yildan boshlab Hindi-Tinch okean rayonuga charlash atirti avatidiganligini bildirgan. O Sidney Atigallik Xabarlar gazetining ziyaretini qabul qilib, ulg'ayotgan zimin majrosi xalqaro qonunga xiloflik qilish harakatlari va Xitoyning dunyoni kontrol qilishdan iborat qora niyatini ko'p taraflik yo'llar orqali tezgillash kerakligini bildirgan. Yaponiya Kyodo xabar agentligining xabar qilishicha, Yaponiya davlat mudofaa ministri Nobuo Kishi oldingi oyda Germaniya qo'g'duvchi paroxotining Yaponiyaning o'zini qo'g'dash qismi bilan birga manevrga qatnashishini umid qilganligini bildirgan. U yana manevrning Janubiy dengizdan o'tishini umid qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqinqi yillardan buyon Janubiy dengizda orol va charlash supisi barpo qilish salmoqini kuchaytirib, Hindi okean qatorliq joylardagi harbiy kuchini kengaytirishga urinmoqda. Xitoy yana harbiy qismlarini zamonaviylashtirishga necha trillion yuan xarajat ajratib, avtomatika yadro energiyalik suv osti paroxoti va radarga tushmaydigan kurashchi aeroplan sonini ko'paytirgan. Ve bu arkalı Xitay armiyesini Amerika ve başka garip güçleri bilen rekabetli şerleydiğen harbi küçükü aylandırmakçı bulgan.
Xitay elçixanasının Uyğur ayollarını bastırış siyasetini aklaşı tənqidke uçurdu. Xitayning Amerikada turishliq bosh elchixonasi 7-yanvar Twitter hisobotida Xitayning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan ayollarni bostirish siyosatini oqlagandekin har tarafdan tanqidlarga duch keldi. Xitayning Amerikadagi bosh elchixonasi mazkur uchrashuvda Xitayning Sharqi Turkiston xalqiga yurgizayotgan bostirish siyosatlari va Uyg'ur ayollarga qaratgan tug'mas qilibetish siyosatini oqlab, asabiylikni yo'qotish jarayonida atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur ayollarining ideyasi ozod qilindi. Er ayollar barabarligi ve evlat kaldırış sağlamlığı ilgiri sürüldü. Ular hazır balı tuğuş maşinisi emez, belki özüge teximi işengen ve müstakil halgı keldi edip bildirilgan. Bildirilişçe, Xitayning Uyğur ve başka yerlik milletlerine ceza lagırıga solap zulüm kılıbatkallıqı allı burun aşkarlanan bir vaziyette, Xitay elçihanesinin bu yazması ictimai uçur vasıtırda Xitay'a bulgan karşılıkını küçü etken. Nurgun tordaşlar Twitter'dan bu yazmını üçür vetişini talep kılgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika kishilik huquq tashkiloti kommunizm ziyonkashligiga uchrag'uvchilar fondi jamiyatining oliy tadqiqotchisi Adrian Zenis Xitoy izchil holda irqiy qirg'inchilik jinoyatidan qaytishga urinib keldi degan. Uning bultur 6-oyda tarqatgan tadqiqot dokumenti Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda keng ko'lamli majburiy tug'mas qilibetish siyosati haqida nurg'un dalillar bilan ta'minlagan. Uning tadqiqotida ko'rsatilishicha, Sharqi Turkistondagi jazo lageri bir tahdid va jazolash o'rni bo'lib Dairelerinin hamildarlık tekşürüşünü kabul kılmağın ya ki baliyatkını boğup hamildarlıktan saklanış üskünlerini işiltişini red kılgan Uyğur kız ayalları lagırgı solanğan ya ki kolgı eylinğan. Onun yanımı ilgirlep tetkik kılışı neticesi de Xitayning tuğut çekleştin ibaret bu rezil planını kattık icra kılışı arqılıq 2020 yılgıca Uyğur ayalarının tuğuş nisbitini ve Uyğur nüposinin eş nisbitini nölge yıkıllaştırğanlıqını baykıgan. Xitay taratqolarimi Sharqi Turkistondagi tug'ish nisbatining 2017-yildagi 1.6%dan 2018-yilda 1%ga tövalliganligini xabar qilgan. Yetti davlat guruhining parlament a'zolari hukumatlarni Xitoyga qarshi ittifoqlashishga chaqirdi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha yetti davlat guruhining parlament a'zolari birlashib Hükümetlerini Xitay'nın kündün-günüge eşibatkan tehdidige karşı ittifaklaşışı çakırı kılgan. Haberde kayıtkılınışça, garip devletleri Xitay'nın künsürü küçüyüvatkan tacavuzculuk siyasetinin ihtiyat kılışı başlayan. 7 devlet guruhiga aza devletlerinin 72 yakın parlament azası birleşme mektup yazgan bulup, her kaysi devlet rehberleri ve hükümetlerini ittifaklaşıp Xitay'a karşı hareketke ötüşke çakırgan. Mektupta Xitayning devlet işi ve sırtıdaki hareketi xalqaralı qaydı prinsiplarına ziyan yetküzüp, xalqara siyaset ve ictimai cemiyetki tehdit elip geldi deyilgen. Bildirilişçe bu 7 devlet guruhi parlament azalarının tunci qedim hükümetlerine birlikte mektup sunuşu iken. Mektupta aza devletler Xitayga teşebbüskarlıq bilen hücum qilishqa tegishlik 5 çoğun saha körüstülgen. Bu 5 saha bolsa, xalqaralıq teşkilat islahati, pen texniki ölçimi, kişilik hukuk, Hindi Tinich Okean rayonundaki ciddilik ve Xitay virusi krizisindeki hemkarlık qatarlıqlar iken. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyga qarshi ittifoq tashkillash chaqiriqining asosliq tashabbuschisi ve Germaniya Federativ Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Norbert Rotgen çarşamba bildirgan so'zida Xitoyning Hindi Tinich Okean rayonidagi tajovuzchilik qilmishi 2-chi dunyo urushidan buyonki eng cho'ng tahdid. Biz düşmanlaşışını xalamaymiz, ama Xitoyga qarshi real pozitsiyada bo'lishni tashabbus qilamiz degan. Birleşme imza qo'yishga qatnashgan Amerika Cumhuriyetler Partisi'nin vekili Antoni Gonzalez'mi Xitay Komünist Partisi'nin elib kelgan tehdidinin bu devirdeki en çok diplomatik hırs ikkenligini oturgu koygan. 7 devlet guruhi terakki tapgan 7 iqtisadi gavdidin terkip tapgan xalqaralıq teşkilat bulup, onun aza devletleri Kanada, Fransiya, Germaniya, İtalya, Japonya, Angliya ve Amerika'dan ibaret. Xitayning Avustraliyadan öç eliş tedbiri eks ünüm vermekte. Amerika Avazı'nın 8-yanvardaki haberde bildirilişe Xitayning Avustraliyaga qaratgan öç eliş tedbirleri barabara özüge ziyan elip kilişke başlayan. Avustraliya bultur may ayda xalqara cemiyetini virusning kiliş menbesini müstakil tekşürüşke çakırgan deken Xitayning narazılıkını kozgan. Xitay bu sebeplik öç eliş maksıda Avustraliyadan kömür importunu toxtatgan. Xitayning bu tedbiri Avustraliyanın kömür sanayetige ziyan yetküzgen bolsumu, Xitayning bazı caylarda kış pesilde arılap tok-toktap kiliş ahvali körülgen. Şundaqlı Xitay sınış tennarxını yukarı götürüşke mecbur bolgan.
kış girgende bu yan Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Guangdong ve başka ülkelerdeki bir kısım rayonlarda tok toktap kalgan deyken, Beijing ve Shanghai'nin bazı rayonlarda tok toktap kalgan. Xitay yakınki yıllarda bundaq çoğun kölemlik tok toktap kalış ahvalini baştan keçirip bakmagan iken. Pul muamili vakit gezisinin haber kılışça Xitay'nın 10-ci şehri kemdigende 4 ülkesi ahalilerinin ve karhanalarının tok serpiyatını tövelletişini öz içige algan yeni tok işiltiş nizamını ilan kılgan. Xitay'nın köp kısım caylarda tok çıkırış kömür yıkılğısıga tayındıgan bulup, ama növetteki Xitay'nın Avustralya'dan 3 eliş hareketi kömür energiyesinin yetişmezlikini keltürüp çıkargan. Malum buluşça Xitay dünyadaki en çok kömür istimalcısı bulup, 2019 yılı Xitay'nın koks kömürü importunun 40%'ın köpüreki, energiya kömürü importunun tahminen 57% Avustralya'dan import kılıngan. İstatistikaya asaslanğanda Avustralya ötken yılı Xitay'a 10 milyar 200 milyon dolarga yakın kömür eksport kılgan. Kömür setibeliş çeklemesi Xitay'nın tabii gazga bolgan ihtiyacını küçeytibetken bosumu, Avustralya dünyadaki suyuklandırılgan tabii gaz eksport kılıdıgan ikinci çoğun devlet bulup, yanıla paydalık uğrun deyken. Xitay mecburi emgek zavutlarının sahte teşvikatını küçeytmekte. Xitay dairleri yakın küllerde Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek zavutlarını işgı uğrunlaştırış namıda teşvik kılışını devamlı küçeytmekte. Bugün ictimai uçur vasıları tarqalgan birisinde Gümün ayısıyla selinğen tikkücülük zavutu görüstülgen. Zavutu işlevatkalarının hemisi yaş ve 30 yaşını terkip tapkan kız ayalar bulup, bu zavutu az digende 300'den köp ayal işleydigen. Yeni birisinde Şarkı Türkistan'ın Yaken ayısıyla selinğen elektri saymaları işlep çıkardığan zavut bulup, 600'den artık kişi işleydigen. Bu yardımı okşaşlı işleydiğalarının köpüncisi ayalar iken. Zavutunu tanıştırgan Xitay'nın eğitişçe bu zavutta türlük elektr saymaları sim qatarlıq nərislər işləp çıxırılgan bulup, Xitay ölkelerine ve yeni bir kısımı çat elden zakas kılıqçılarına əvətildikən. Xitay'nın Şarkı Türkistan xalqını məcburi əmgək kisilip kul ornada işiltibat qalıqı xalqara cemiyet tarafından qatıq əyib növatqan küllerde, Xitay'nın bu xil təşviqat filmlerini köpəytib, atalmış namratlıqtın qutulduruş iş ornı bilen təminləş namıda öz cinayetini yoşuruşqa urunuşu diqqət qozğumaqda. Prezident Trump Şarkı Türkistan'daki zulümünü irqi qırğınçılıq deb bekitişi kerek. Amerika Taşqi Siyaset Kengashinin tədqiqatçısı Michael Sobolik 7 yanvar Haftalik Xəbərlər jurnalında maqale elan qılıb, Prezident Trump'ni vəzifəsindən ayrılışdan burun axırqı bir işini becərişkə Xitayının Şarkı Türkistan'daki zulümünü irqi qırğınçılıq deb rəsmi bekitişkə çağırğan. Michael Sobolik Trump'nın Xitayğa dair ən əhmiyyətlik işini yanılı qılğılı buludu mavzuluq maqalesi eytişçe, vəzifəsindən ayrıldığan əməldarlar keyinkilərgə bu məsələdə heç qandaq fürsət qaldırmasıqı kerak ikən. Michael Sobolik maqalesində Trump məmuriyyəti Uyğurlarını qoğdaş üçün nurğun iş qıldı. Lekin vəzifəsindən ayrıldığan əməldarlar heç qandaq bir işini tələyə qaldırıb qoymasıqı kerak. Prezident Trump axırqı bir tirişçanlıqını körüstüb, Şarkı Türkistan'daki zulümünü irqi qırğınçılıq deb rəsmi bekitişi kerak degan. Onun təkidləşcə Xitayının Şarkı Türkistan'daki zulümü 3 cəhətdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının irqi qırğınçılıq əhdnaməsinə düşüdü ekan. O bunun Uyğurlar arasındakı toğutnu çəkləş, Uyğur ailələrinin birlikigə buzğunçılıq qılış, Uyğurlarga qəsdən cismani, ruhi ziyankeşlik qılışını öz içigə aldığanlığını bildirgan. Onun qarışça Trump hükümeti bu məsələdə iqtisadi embargo, məcburi əmgək məhsullarını tutup qılış qatarlıq vasitələrini qollanğan bolsunmu, lekin bu vəhşilikni rəsmi irqi qırğınçılıq deb bekitib baxmağan. O bu vəhşiliknin xarakteri bekitilgəndəkən, məzlumlar qoğdulub, zalimlar cəzalanğıca arqığa qaytışının mümkün bolmaydığanlığı bu qərarını keçiktirişinin tallaş yolu əməsliyini bildirgan. Joe Biden Xitay'a qarata qandaq siyaset yürgüzüşi mümkün. Yeniden saylanğan Amerika Prezidenti Joe Biden'nın vazifeyi oltırgan deyken Xitay'a qarata qandaq siyaset yürgüzdüğanlıqı siyasetçiler ve analizçilerinin diqqat noktası bolmaqda. Valkoçisi gezdinin 6 dekabr elan kılgan Biden Xitay'a qarşı büyük ittifaq kuruşunu pilalladı, ama o asan emes sərləvilik maqalesi de Joe Biden'ın vazifeyi oltırgan deyken Amerika'nın ilgirki ittifaqdaş devletleri bilen bolgan hemkarlıqını əsliğe keltürüp, Beijing'a birlikte kan kölemlik besim kılışını pilallavatkallıqı ilgiri sürülgen. Küzetküçüler aldın qayapta Xitay'nın Amerika'nın Avrupa'daki burunki ittifaqdaşları bilen Saudi gelişimi tüzüşi, Xitay'nın uçuk aşkarı Amerika'a rekabet elan kılgallıqı edip karışmaqtıken.
Maqaladik örüstülüşçe Biden vazifige oltırgan deyken Xitayga qarata Trump hükümeti yolu koygan bir qatar kararlarını saklap geliş ya ki onlarını əmeldin kaldırışını karar kılışı gerekken. Ular New York aksiya bazırdın Xitay telegraf şirketlerini çıkırıp etiş, Alipay pul tölash süpüsünü öz içige alğan Xitayga ulanğan əplər arqalıq sodalışını çekiləş ve Xitay'daki en çok kompüter özüki işlep çıkarıcı şirket ve şununla okşaydıgan başka şirketlerine karı tizimdeki kürgüz işini öz içige aldıken. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi bu vaxta Erkin Asiya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, Biden hükümetinin siyasi yönelişi hakkında mündaq degen. Biden hükümeti hazırkı mevcut hükümetke okşamaydıgan yol tutudu. Yani Xalqara'da yalğız hareket kılmasının iştipaqtaşları bilen birle hareket kılıdı. Avrupa İttifakı 7 yıllık söhbetin kin ötken yılı 13 ayının ahırda Xitay bilen iki taraflık meblağ siliş kilişimini tamamlıgan. Analizciler bu kilişim Xitay'ni Amerika'nın yeni hükümeti bilen bulgan rekabette teximu küçülük oranğı çıkırdı dep karışı batkan bolsumu, Nuri Türkel Efendi bu kilişimge icabi karamaydıganlıqını bildirdi. Xitay emeldarları Beijing'nin Amerika'nın yeni hükümetini ihtiyaçallıq bilen küzdü batkanlıqını, Amerika bilen münasifetini yakışılaşını oylaşı batkan bolsumu, ama Xitay'nın küçünü aşırış ve iqtisadını güllendirişini bekerek muşim dep karaydıganlıqını enik otturgu koygan. Mälum buluşça Xitay'a karata siyaset belgeleşte yana Uyghur, Hong Kong, Tibet meseleleri mi Biden hükümetinin kararları içindeki muhim temalar bulup kalgan. Amerika'daki siyasi işler mütexessisi Dr. Andres Kor Efendi bu haqta mundaq degen. Menimcha ular Biden hükümetinin kişilik hukuk meselelerde ayrım siyasetleri var. Ular Hong Kongluklarını kollagan idi. İşençilik bir yerden anladım. Mənbəsini eğitip berelmeymen. Lekin Uyghurlar haqqıda mı icabi siyasetler yürgütüldüğün oxşaydı. Şunu ben Amerika Xitay'a karşı qattıq pozisiyada buludu dep qarayman. Xitay rejimi neçe yıldan buyan xalqaranın qattıq tənqid qilishiga qarmay Şarq Türkistan ve Hong Kong meselesinin Xitay'nın igilik hukuk meselesi ikkanligi başka devletlerinin Xitay'nın içki meselelerine aralaşmasını eytip, o rayonlarda yürgüzüvatkan kişilik hukuk tepsendikliklerini devam kılıp gelmekte. Nuri Türkel Efendi Biden başçılığındaki yeni hükümetinin kişilik hukuk meselesindeki meydanı hakkında toxtulup mundaq dedi. Yeni hükümetinin bu meselede iş beceriş usulü cahette hazırkı hükümetin periklenişi mümkün. Lekin prinsip cahette çoğun periklenmeydi. Amerika puralarının menfaatiki takıldığan köp sahalar Uyghurlarga berip çetildi. Şuna Uyghur meselesi çetti kalmaydı. Biz bu hükümet organı bulu süptimiz bilen Uyghur meselesinin yeni hükümetinin kün tertipide duruşunu tavsiye kılımız. 20 yanvar vazifige oltırışkı tayarlanıvatkan Biden başçılığındaki yeni hükümetinin halkara siyaseti bulupmu Xitay'a karata siyasi stratejileri muhaciretki Uyghurlarının en köngül bildiğin temesine aylandı. Nuri Türkel Efendi bu axtı özünün tavsiyelerini oturgu koyup, Amerika'nın kımmet karşı boyunca etkanda Uyghur meselesi bu yeni hükümette teximi çoğunqur yer ilişi mümkün diğerlerini bildirdi. Xitay Uyghur nüfusunu kontrol kılganlıqını inkar kıldı. Xitay'nın Şarq Türkistan'daki atalmış Şinjan Taraqqiyat Tadqiqat Merkezi dokulat elan kılıp, Xitay rejiminin Uyghur nüfusunu kontrol kılganlıqı ve Uyghur nüfusunun azayıp ketkenlikini inkar kıldı. Dokulatı tekitlenişçe Uyghur nüfusu 1949 yıldan 2018 yılıca izcil köpeyip gelgen iken. Dokulatta Uyghur nüfusunun tuğuluş ve tabii köpeyişi 2017 yıldan başlayıp tiz küşkü başlıqanlıqı itiraf kılınan bosumu, bırak onun sebebi başka amıllarına bağlayıp düşündürülgen. Dokulatı tekitlenişçe onunla dini radikallıqının yaxşı kontrol kılınışı, planlıq tuğut siyasetinin doğru icra kılınışı, Uyghur er ayarlarının perzent körüş, nikah meselelerdeki ideyesinin özgürlüşü qatarlıq amıllar sebep bulğanlıqı ilgiri sürülgen. Bu dokulat xalqarada Xitay Uyghur ayarlarını tuğmas kılıp, irqi qırğıncılıq elip beriş bilen ayıplınıvatkan mezgilde elan kılındı. Yakında Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun buyruq çüşürüp, Xitay'nın irqi qırğıncılıq sadır kılgan kılmağallıqını bahalaşın talep kılgallıqı ilgiri sürülgen. Xitay'nın dokulatıda Uyghur nüfusunun 2017 yıldan buyanqı ahvali sözülünüp, onun yakınqı 3 yıllık ahvali milyonluğun Uyghur'nun lagir ve türmelerge kamilişinin nüfus terakiyatı körsetken təsiri Uyghur er ayarlarının perzentlik buluş ve nikah meselelerdeki ideyesinin 2017-2018 yılları işide tuyuqsız özgürüp ketişidek halkılıq suallarga cevap verilmigen. Dokulatdaki sallıq malumatlar teximi guman payda kılgan bulup, onun da Şarq Türkistan nüfusunun 2010 yıldan 2018 yılıca 25.14% köpeygenliki, bırak 2018 yılı tuğuluş nisbitinin 10.69% ke, tabii köpeyişinin 6.13% ke çüşkenliki ilgiri sürülgen.
New York aksiya bazarı kaytadan Xitay telegraf şirketlerini pay bazarıdan çıkarıp etişine karar kıldı. 6 yanvar çarşamba günü New York aksiya bazarı yana kaytadan Xitay'ın 3 çoğun telegraf şirketinin pay çeklerini aksiya bazarıdan çıkarıp etişine karar kıldı. New York vakti gelsinin haber kılışça New York aksiya bazarı Trump hükümeti ve Amerika Devlet Meclisi'nin küçülük besim kılışı bilen kararını özgertişke mecbur bulgan işken. Aldın kayıpta New York aksiya bazarı Prezident Donald Trump ötken noyabrda imzalıgan memuri buyruğa asasen Xitay'nın 3 çoğun telegraf şirketi bulgan Xitay Birleşme Haberleş Şirketi, Xitay Telegraf Şirketi ve Xitay Köçme Haberleş Şirketi'nin pay çeklerini aksiya tizimlikiden çıkarıp etidiganlıqını cekarlıgan bosumu bırak kiyin kararıdın yeni valgan idi. New York aksiya bazarı bolsa çarşamba gündeki bayanatı da bolsa özlerinin Amerika Maliye Ministerliğinin taşkı mülkünü kontrol kılış işhanısının bu vaqtki yeni yetekçi kararını tapşırıp alganlığını ve Amerika kanunlarına emel kılıp şu boyunca iş görüldüğünü cekarlıgan. New York vakti gezisinin eğitişçe karar düşenbe günden itibaren icra kılındıken. New York aksiya bazarının bu yeni kararı Amerika'nın Xitay bilen bulgan maliye alakısını öz işini teşebbüs kılıp atkan bir kısım devlet meclis azalarının maktışığı sazavar bulgan. Kengash Palata azası Ben Sassi sözüde en asasi uçuk aşkarlık talepini red kılıp gelgen ve Xitay armiyesi bilen münasibetlik bu Xitay şirketleri Amerika'nın meblağıdan paydalanmasızlığı kerek degen. Bundan ilgiri FTSE, Russell ve PS, Dow Jones qatarlıq payça körsetküçüleri Xitay şirketlerini yarışarı körsetküçüden çıkırıp etken iken. Xitay Amerika'ya narazılıq bildirdi. Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluq Daimi Vakalatxanası Amerika Qoşma Ştatlarının Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluq Baş Elçisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret kıldığanlıkıga narazılık bildirdi. Narazılık bayanatı da Beijing'nin Kraft'nın Tayvan'ı ziyaret kılışıga karşı işkerliki, Tayvan'ın Xitay'nın ayrılması bir kısmı işkerliki kayıt kılınıp mundaq deyildi. Xitay, Amerika bilen Tayvan rayonu otursuzdaki herkandak resmi alakıga kat'i karşıdır. Bizning bu aktiki meydanımız prinsiplik ve iniktir. Amerika Qoşma Ştatları Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Amerika Qoşma Ştatlarının Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluk Baş Elçisi Kelly Craft'ın Tayvan'da ziyareti bulduğanlığını uxturgan idi. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar 11479'a yetti. 8 yanvar Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 11479'a yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministerinin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb guman kılınğan 184 000 kişi tekşürülüşü arqalıq yeniden 11479 kişinin yuqumlanğanlığı eniqlanğan. Növette 1291 kişi doktorxanda bulup bir gün içinde yana 186 kişi kaza kılıp 9894 kişinin salametliği esliği kelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışı başlığından beri salametliği esliği kelgenler cemi 2.182.145'ke, kaza kılgallar 22.450'ke, kesili iğir bimarlar 3.094'ke yetken. Hürmetli televizyon görüntüler, şuna kadar bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.